Merhaba sevgili seyirciler. Rexonomi'nin sunduğu Oyna Devam'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Ee, nefis bir maçtan sonra geliyoruz. City, Real. Ee, dörtücü, yani skor bile zaten çok şey anlatıyor ama hani maçı izleyenler de hani işte ya e, hani ben futbol o kadar meraklı değilim ben de izledim. Yani yıl içinde şey oluyor böyle. Mesela ben NBA tabii çok daha yoğun. Hani yılda 1200 küsür maç var NBA'de. Yani hepsini seyretmiyorsun yani yarısını ne hepsini yani onda birini anca tatlı seyrediyorsun fakat bazı maçlar var. Yani bu her spor organizasyonu geçerli oluyor. Abi işte bunun için e, Meraklıyız bu evet. Merete dedirtiyor evet. yani. Sonuçta bu tabii e, şampiyon hali yarı finali olduğu için hani ağırlığı falan da büyük ama bazen ağırlığı büyük falan maçlar da böyle oluyor. Bir de üstüne üstlük Ağırlığı, önemi, ismi takımların ismi bu seviyede bir maçın Bu kadar böyle e, Sporun Temel keyfini veriyor olması Üstüne üstlük şey de önemli bence. Ee, üst düzey takımlar çok iyi maçlar çıkardığı zaman çok kaliteli olur ama farklı ekollerde yani bir tarafın biraz daha işte oyunu kontrol ettiği, diğer tarafın biraz e, kontra gibi yakaladığı yani bir, işte karateci ile aikidocunun maçı gibi maçlar bir de apayrı keyifler veriyor. Nerede fırsat yakalayacak falan diye. Ee, ya bu işte futbol sevenler için hani yılda işte böyle bir iki tane maç görmek bile o sevgiyi tekrar ateşleyen noktalardan biri herhalde. Doğru şimdi Sen de hepsini seyredemediğin için dolayısıyla şunu da katayım üzerine. İlginçtir. Real'de de tabii City özellikle üst üste bu maçlar oynadılar. Hı hı. Yani City hem ligde hem e, Federasyon Kupasında hem Şampiyonlar Ligi'nde sürekli bu maçları oynuyor. Bu seviye maçlar oynuyor. City, zaten City'nin şey değil mi? Özellikle Guardiola döneminin özelliği yani evet. e, domine edip istediğini evet. alamadığı. Evet. Hele ki Şampiyonlar Ligi şeyinde geçmişinde. Doğru. Çünkü şöyle bir durum var. Yani bence dün e, çok iyi çalışmışlar Real Madrid'e. Özellikle Mendy ve Carvajal'ın yarattığı savunma sorunlarının üzerine stoperlerde de belli sorunlar var ama bence beklerle stoperlerin uyumunda ciddi bir problem var. Ve orta saha yani bütün o araları, bütün bu boşlukları mesela Mahrez'de çok iyi kullandılar. Hakikaten inanılmaz iyi oynadı kale önü dışında. Ve bu oyunu oynarken de oralarda bu ince işleri yaparken de Real Madrid gibi bir takıma yani Vinicius'la işte Benzema'ya sahip anormal kontratak yeteneği olan bir takıma karşı bunu yaparken de büyük risk aldılar. Ama Guardiola onu gördü. Dedi ki ben buradan bu maçı alırım. Esasında planı yanlış değil. Çünkü Mahrez 3 tane net kaçırdı. Fodun bir tane net kaçırdı. Yani daha 25. dakikada sürklese edebilirlerdi. Bu anlamda hani oyunu aldıktan sonra Madrid yüklendikten sonra da onların da kontra silahları çok sağlam. Bunu da iyi uyguladılar. Hakikaten mükemmel çizmiş oyunu ama işte kale önünde onlar olmayınca, ufacık şeyler olmayınca Sorun. Soruna dönüşüyor. E Real Madrid'e karşı da sorunlar birazcık birazcık başladığı zaman Real Madrid yıkıyor orayı. Yani asla acımıyor. E şimdi Vinicius'un attığı gol. Yani Bale Barcelona'ya atmıştı. Ona benzer bir gol hatırlarsın. Ama bir depar. Sağ arkada bayağı bir şey veriyorlar. Büyük boşluk, boşluk veriyorlar. Ama o sağ önü iyi kullanabilmek için yaptıkları bir şey. Ki zaten kurdular da. Yani pozisyonlara da girdiler de yani. Hiçbir sorun yok orada. O riski aldı. Şimdi tabii maçı seyrederken biraz şunu düşünüyorum. Bu deplasman golünün kalkması yani acaba iyi mi oldu, kötü mü oldu henüz alışamadım ben. <laughs> Çünkü yani Real Madrid nasıl davranırdı, nasıl davrandı onları çözemiyorum. Bence oyuncular da, teknik heyetler de bunu çok çözemiyorlar. Ama yani müthiş bir gösteri seyrettik. Akıl almaz. Hakemi de tabii kutlamak mı lazım eleştirmek mi lazım bilmiyorum yani o De Bruyne'nin maruz kaldığı pozisyonda avantajı oynattı orada şey ilginç ama böyle bir hareket yapıyor e, düdüğü de götürdü ve yani, durdu savunma durdu e, yani durdu bir an herkes durdu yani evet yani şimdi o anlamda gol oldu şimdi hakimin yüzüne baktım orada şeyin e, mutluluğu mu var yani şahane bir avantajı oynatmış olmanın mutluluğu mu var yoksa eyvah ben Real Madrid savunmasını kandırdım mı Diyor. Arada kalmıştır. Ben hakem hocalarının yorumlarını, UEFA'nın bu konudaki yorumunu çok merak ediyorum. Valla ben e, amatör bir izleyici olarak söyleyeyim. E, profesyoneller yorumunu yapsın. Harika bir avantaj oynattı. Ama Real Madrid savunmasını da aldattı. A aldı. Yani harika bir avantajı oynatamadı. Yani o hareketi evet. yaptığın zaman bir şekilde ha burada Real Madrid savunması düdük çalınmadan oynamaya devam etmesi tabii, gerekiyor. Tabii. Yani Sorumluluk sonuçta Real Madrid savunması. Ama abi iyi hakem de o hareketi yapmamalı. Evet. Şöyle... E... Mesela dışarıdan bir düdük geldiğinde Pardon çok özür dilerim. Tabii. Avantaj konularında özellikle hani avantaj bozulduğu zaman folde verebilirsin ama hakemlerin vücut ile bakarsın genelde devam derler. Böyle. Evet. Bir evet. hareket yapar evet. ya da hiçbir şey yapmazlar. Öyle bir vakit yani. olmadı sanki. Ama abi yaptığı tek hareket düdüğe götürmek evet. elinde. Ve hafif de eğildi biliyorsun oraya doğru. Devrimi tabii tabii. de yattı zaten nasılsa diye. Ee, şimdi mesela dışarıdan bir düdük geldiğinde eğer savunma ondan gerçekten aldandığını düşünüyorsa hakem oyunu kesebiliyor. Hı hı. Kendisi ama buna yol açınca ne olacak bilmiyorum. Ama tabii oyunculara söylenen bir şey var. Yardımcı hakem bayrağı kaldırsa bile tabii. sen oynamaya devam edeceksin abi. Yani düdüğü duyana kadar devam edeceksin. Ama o kadar anlık ki yani dün olan iş o kadar anlık ki bence ee, Manchester City hücumuna bir katkı verdi gibi. Yani sonuçta belirleyici de oldu bir taraf. Çok yani. belirleyici oldu. Ama ben şeye çok mesela takıldım. Abi, o Vinicius Junior'ın attığı golde ya orta sahada niye müdahale etmeye çalışıyorlar? Ben onu e, kim perlenmiyor Kim Geri de? koşması lazım diyorsun değil mi? Ben çünkü zaten geri geliyor sit yani tek başına değil. Artık tek başına olsa bile o müdahaleyi yapmaya kalkarsan bir şekilde topa dokunamadın ya da açıldığında açık sahada Vinicius Junior'a yetişme ihtimalin yok, yok yani. Yok yok. Evet. Bir de hamle yapıyorsun, hani Junior seni defarda geçmedi, defara evet. başladığında da 2 metre gerideydin evet. ama oradan da ne, ne götürdü vurdu evet. yani. Yani soğuk hem her yani soğuk E, ee, Tabii bir önceki golde de benzer pozisyonda topu kaptırdı. Hmm. Yani biraz onun üzerine kurmuşlar oyunu. Yani o direktif bence. Mesela e, Türkiye'de de Beşiktaş'ta Ersin çok tartışılıyor. E, niye çıkıyor, niye çıkmıyor falan diye. Belli ki hoca ona o direktif vermiş. Oraya çıkacaksın kardeşim diye. Ama mesela son yediği golde topu öyle bir sekti ki, öyle kötü sekti ki. Gerçi karşı karşıya da anlattım bunu ama çıkma zamanlamasını ayarlayamadı. E, muhtemelen Pep savunmayı böyle kurmuş. Yani orada Fernandinho'ya değil Pep'in savunmasına belki bir e, eleştiri de bulunabiliriz. Ama o olmasa da bu kadar çok pozisyona giremezler. Tabii bu arada hani benzeme benzeme olayı da başka bir boyut ulaştı artık. Acayip ya. Yani ilk attığı goldeki o bileği çevirişi, orada onu düşünmesi. Artı sadece bu maç üzerinde değil ki, şeyi tehdit ediyor ya. Cristiano Ronaldo rekorunu tehdit ediyor ve hani Real Madrid için bunu söyleyeceğim aklıma gelmezdi ama yani tek kişilik bir ordu Takım gibi oldu, yani. Evet. Yani tabii ki Vinicius Junior'ın akıcılığı, yani bir sürü işte ya yani yarı final Chelsea serisinde Modric'in pası vesaire bir sürü şey var. Tabii ki yani Real Madrid'de tamam eski parlaklığında olması da çok kaliteli bir kadro. Ama hani bu şey gibi yani tek kişinin sürüklediği takıma dönmüş durumda ee, şu anki. Şu an o yani. kadar parlak ki evet geri kalanların rolünü biraz şey yapıyor, çalıyor ama tabi gene Modric'in, Kuros'un falan Vinicius'un yaptığı işler az buz işlerdi ama benzeme çok yukarı çıktı. Şeye benzetiyorum biraz ya. Bir zamanlar böyle Milan yavaş yavaş bu işte 90'lardaki dominasyonundan düşmeye başladığı zaman son bir e, direnişi vardı Şevçenko'luğuna. Hmm. Yani Şevçenko tek başına hani benziyor. her şeyi yapıyor. Biraz ona benziyor. Böyle saçma atıyordu Acayip mi? acayip şeyler yapıyordu. Evet. O, tabii şey benze hani Çok iyi bir santrıfordu her zaman için hiç. Yani geldiği Real Madrid'de transfer olduğu günden beri bir kuşku yok. Zaten bir Cezayir asıllı Fransızın Real Madrid formasını bu kadar uzun süre giyebilmesi inanılmaz bir, bir şey. Bir tane daha var onlardan aslında çok uzun sürede giymemiş olsa da. Kim? berberi değil mi şeydi? Zidane, Zidane. mı? Zidane. tabii. Ama Zidane çok üst düzeydi. Yani, yani, Juventus'tan transfer olurken zaten hani şeydi. büyük stardı. Benzema genç stardı. Bir de onlar tutmaz. Yani adamın tipine bakar, şeyine bakar. Bakarlar yani. Her şeye bakar. Yani Benzema yakışıklı bir adam. Yanlış anlaşılmasın. Her şeye bakarlar. Ama tutunması... Yani Didi hikayesi vardır biliyorsun. Yani siyah olduğu anlaşılınca geri yollanmış bir tane. Yani. yani. Doğru mudur yanlış mıdır bilmiyorum ama yazılıp çizilen bir hikayedir yani. Beyaz evet. ama şey yani özellikle son iki sezonda herhalde bitiricilik konusunda çok önemli aşama kaydetti. Bu, bu büyük fazla bu, bu, kelimeyi bu arada çok sık kullanmaya başladım. Çok rafine bir hale geldi. Yani böyle bütün tortular gitti. Böyle berrak bir şey kaldı. Ee, çok net. Her şey çok net. Yapacağını biliyorsun ve yapıyor onu. Yani acaba mı kaçırır mı falan onlar olmuyor artık. Ya yani attı attığı penaltı deli misin yani? Altını, ne yapıyorsun Abdülhamit iki tane kaçırdı ya. <laughs> evet ismi doğru, var doğru üst üste değil mi? İki dakika üç dakika için. Şey eskiden şey diyorlardı. Yani ben dışarıdan baktığım için söylüyorum. Keşke Jiru'yla evet, Fransız milli takım için Jiru'yla Benzema'yı birleştirebilsek. Jiru'nun hmm. vuruşunu Benzema'ya verebilsek de galiba Jiru'nun o şeylerini almış. Yok bu çok çok başka bir sebebi. Yani. yani eksik olarak. Ve, ve şey. doğal olarak da hani Fransa'nın da Dünya Kupası işte böyle devam ederse çok büyük hmm. şey. E, Tabii City'nin içinde de bir sürü tartışma var. Gabriel Jesus hafta sonu dört tane attı. Eğer Sterling biraz akıllı davransa 5 tane daha Stirling yapacaktı neredeyse. Ama şimdi ayrılacak mı? Arsenal'e gidecek mi? Haaland Hiç... mı geliyor? Çünkü o da Dünya Kupası'na gitmek istiyor ama son kadroda yoktu galiba. Çünkü sürekliliği yok. Orası da karışık yani idare etmek zorunda kaldığı çok zor bir iş Guardiola'nın. Guardiola döneminde şeyleri falan, Barcelona dönemi falan sanıyorum ama bir net golcüye, City'de yani bir net golcüye sahip olmak. Aguero sonrası olmadı. Evet. Ee, yani, Haaland gibi bir golcüye sahip olmak işte o, belli olsun. belki hani dinamikleri değiştirebilir ama e, bu hani sürekli çarptıkları duvarda yani işte bu XG şeyi var yani beklenen evet. gol, beklenen golü hiçbir zaman karşılayamıyor ha, olmaları şöyle, e, ya da oyundaki üstünlüklerini skora yani, çıkmıyor. Ama skor Haaland'da tabii şu soru işareti var. Real Madrid ondan vazgeçti diye bir haber okudum. Ne kadar doğru bilmiyorum. Yani sakatlık, hiç beklenmedik uzun sakatlıklar çıkabiliyor. Evet. Ee, bizim evet. açımızdan da, e, başka bir şey var mı Yok hayır. Bizim açımızdan da dünün en önemli mücadelesi e, Efes-Milano playoff mücadelesiydi. Bir de 1-1 bir bir skor. Hı hı. Her ne kadar Efes daha iyi gözüküyor olsa da kritik dönemeç. Bir... Kaybetsen kaz başka ka bir yere gidiyorsun. Şöyle kazanmak zorundasın. Hı hı. Yani bunu kaybedersen 2-1 geri düşerim. bir maç daha var burada ama o maçta ancak 2-2'ye iki, getirip oraya götürmeye çalışıyorsun. Burada kazanıp dördüncü maç bütün baskıyı Milano'ya yüklemek lazım. E, maçtan önce de zaten Ettore Mesine tam işte rakibi boşa düşürecek bir açıklama yaptı. Ya tur bitti artık, bittik öldük biz 50 bin tane sakatımız var tebrik ediyorum Efes'i falan bir şeyler yaptı. Şimdi eksikleri var evet. Nikola Melli dileğine sakat. Bu arada Rodriguez de sakat diyor. Rodriguez'in oynayacağı belli ki oynadı Rodriguez. Hı. Tamam belki yüzde yüz olmasa da. Bu arada Efes'in de eksikleri var. Şimdi Boboğa ile Simon yok. Boba ile Simon'un olmaması Şimdi belki Han, ana gücünü olur. azaltıyor değil mi? Şey çok önemli yani senin asıl gücün olan e, Mitsich ve Larkin'in yakaladığı avantajları daha büyük avantajlara dönüştürecek oyuncular onlar. Evet. Onlara baskı geldiği zaman ikincili olarak onlar çok daha rahat. Özellikle Simon bu konuda çok Boba bitirici Simon. Onu başka şeylere dönüştüreceği açısından çok önemli. Yani o avantajı daha büyük avantajlara çeviren evet. oyuncular. Onun ikisi de yok. O yüzden ise ana avantajını kullanmak zorundasın. Ama zaten sonuç itibariyle Efes zaten daha iyi. Ve bu ana avantajı kullanan oyuncular, yani Miths işte şey, dominetti oyunu. Yani Larkin özellikle son bölümde inanılmaz oynadı. Yani çok belirleyici. Yani. Her şey dengeye geldiği zaman kritik yerde yaratıcılık ve rakibin aldığı önlemlerin üzerine çıkabilmek... Çünkü basketbolda son 10 yılda bir değişim var. Ben hep söylüyorum son 10 yıldaki değişim tarih boyunca da yapılan değişimin toplamından daha fazla. Çünkü bir zamanlar bilirsin hani çok geçerli bir önerme vardı işte hücum maç kazandırır savunma şampiyonluk diye bir geç... çok da geçerli bir önerme. artık evet. öyle değil abi. Artık üst düzey hücum dünyanın en iyisi olması yeniyor. Hani evet. şey yapamıyorsun. Belli şeylere engel olamıyorsun yani. O seviyeye gelmez. Ne geçen sene en önemli maç işte şan, EuroLeague finali Abi Barcelona ve Efes en iyi takımlar. Açık ara en iyi takımlar. Abi tamamen bir Corey Higgins birebir oynuyor. Bir şey birebir oynuyor. Çünkü her şeyi dengelemişsin. istediğin eşleşmeyi alıyorsun perdeden ve öyle o oyuncunun oynamasını, yapmışsın. o oyuncunun oynamasını istiyorsun. Ve öyle onu. NBA'de فان da öyle. Yani şimdi sonuçta basketbol Avrupa'da 80, NBA'de 100 pozisyon üzerinden oynanıyor. O yüzden futbol gibi değil. Ama bu işin 50 tanesini kurgu içinde yaparken 50 tanesini yaratıcılık üzerinden ve açıkçası o kurguların dengelendiği noktada avantajlı pozisyonu alıp o avantajı sonuca dönüştürmek dönüşmek zorunda oluyor. Yani işte üretelim şuradan gelelim şu oyuncu şuraya gitsin burada tersleşme yakalayalım bunlar var. Ama asıl mesele sen en küçük bir avantajı nasıl ne çabuk, ne kadar çabuk sonuca dönüştürebileceksin üzerine. Ee, sonuçta Mitz bu e, şeyde farkı gene yaratan yani her yerde olduğu gibi en üst düzey maçta olduğu gibi bir de farkı yarattılar. Ee, Milano'da Delaney'nin olmaması yani e, Ettore çok abartıyor yani eksiklerini ve durumu ama Delaney... 48 sayıda kalınca da bir şeyler söylemen lazım. Abi o 48 sayıda bu kadar eksik de değiller. <laughs> şimdi Melli'nin eksikliği bence çok çok büyük ya da Datome çok az oynadı yani yetkisi ama Melli ile ve bu takımda asıl fark yaratan ya da bu serinin dengesi önemsiz olduğunu iddia etmeyeceğim ama serinin dengesini de değiştiren türde oyuncular. Hmm. Dileğini konusunda biraz haklı. Dileğini çünkü belki eski dileğini değil ama özellikle bu gard dengesinde fark yaratmak açısından e, oyunun daha başında avantajı yakalamak açısından önemli oyuncu. Çünkü bir avantajla başladığın zaman ya o avantajı hemen kullanıyorsun ya da başka bir avantaja dönüşüyorsun. O avantajı yakalayamazsan abi zaten 24 saniye hocam, sıkışıyorsun biraz. Ee, şey tabii hücumun daha önemli olduğunu anlattın ama Mesela Larkin'in dünkü savunma performansı da belirleyici değil miydi Tabii. biraz? Yani sonuçta her şey, her konuda seviye yukarı çıkıyor. Başka Sen evet. eğer o savunma seviyesine çıkamazsan zaten bunları konuşmayız. Ama biz Plyofa geldiğimizde son 8 takım İdini yarı rafineleştiğinde, en üst düzeye geldiğinde oralarda zaten belli bir seviyede belli şeyleri yaptığını düşünerek konuşuyoruz. Mesela dün de... E Oradaki maçlarda Dunstan önemli bir rol oynamıştı eski gücünde olmasa da. Dün de mesela Plyce biraz ekstra üretti. Tabii ki her maçta da ekstra üretimde üretim sağlar. Ama işte Kyle Hines falan eski gücünde olmadığı için Dunstan gibi Milano oyunu tutuyor, yavaşlatıyor falan ama hakikaten üretemiyorsun bir yerde. Hani sen de onu, eğer Milano seni tuttuğu yerde, oyunu tuttuğu yerde, tempoyu düşürdüğü, ritmi bozduğu yerlerde sen de ritmi bozamazsan rakibin ritmini kaybedebilirsin. Ama sen de bozuyorsun o da bozuyor. Sonuçta gidip gelip 16-2 seri yakalandı abi. Bu seviyede 16-2 seri aşırı belirleyici ve ancak çok üst düzey bir hücum performansı yakalayabilirsin bunu yani. Ne olacak şimdi? Şey. Valla şimdi e, perşembe günü bitirmesini yani yarın iki maçta bitirmesini bekliyor Efes'in ki bitirmek yani bitirmek yani oraya bırakmamalısın bu iş. Tekrar oraya gitmemelisin. Yani çok büyük ihtimalle herhangi bir terslik olmazsa mutlak favori olarak çıkıyor. Psikolojik üstünlüğü de ele aldı. Yani kırılma maçını kazandı. Seyirci de iyi. Seyirci de Ama Efes'in zaman zaman özellikle çok tekleyebildiğini o biraz evvel bahsettiğimiz yani senin üzerine inşa etmen gereken temel belli bir savunma direnci o direnci bazen kaybedebildiğini görüyoruz ama bu seviyelerde ya yani bu maçlarda böyle hedef maçlarda kaybedebiliyor. Ama Larkin'in mesela geldiği seviye yani şu düştü mü tam düşüyor ya. Hı, hı. E, ideal bir seviyede diyebilir miyiz şu anda? Diyebiliriz çünkü Larkin bir de zaten e, kom, e, obsesif bir karakter. Hı hı. E, zaman zaman kendi kendi aklına çok takılıyor. Kendi evet. kendi kendine çelme takabiliyor ama odaklandığı zaman ve kendini iyi hissettiği zaman ki öyle. Larkin ilk geldiği sezon, önceki iki sezon önce ben Çünkü şey Geçen hatırladım. sene de final ve yarı finalde iyi durumda değildi. Fini en iyi durumunda değildi. Finali yani. iyi oynadı ama. Finali iyi oynadı. Evet. Fark yarattı. Ama mesela ilk geldiği seneyi hatırlıyorum ben. Ben geldiği zaman o zaman TV'de bir şey diyorum. Yani Avrupa'da, Türkiye'de değil de Avrupa'da yılın transferi olur. Ve ilk dört ay korkunçtu abi. Yani iki kere göndermek istedi Efes. İstediği şeyleri alternatifleri bulamadık Ki göndermeyi de çok özledi. tek başına maçlar aldı. Abi ondan sonra o pandemide yarı kalan sezonu nasıl oynadı ya? İnsanlık dışı oynadı yani. Ama işte o yüzden yani e, kendi kendine problem etmeye başladığı zaman çok düşebiliyor. Ama ne olursa olsun abi her şey durduğu zaman, her şey dengeye geldiği zaman, rakipler birbirini dur, kitlediği zaman işte 69-48'lik maçta gibi abi tek, baş, tek başına hiçbir şey olmadan üretiyor yani. Bu, bu çok büyük faktör. Ama ben yine e, son olarak şeyi söyleyeyim. Esas merkez oyuncu Mitsic. Mitsic. E sen yani, bunu hep söylüyorsun zaten. Tabii. Ana oyuncu Üzerine sanatı yapan Larkin oluyor genelde. Ama Mitsic olmasa ya da o belli bir savunma dengesi, belli bir üst düzey performans olmasa o sanatı yapacak alan, tuval bulamazsın yani. Evet. Diyelim ve Jorge, geçtiğimiz Jorge haftanın Jesus. en e, dikkat çeken fotoğrafına gelelim. Ali Koç Jorge, Jorge Jesus mu okunuyor nasıl okunuyor Jorge Jesus Jorge Jesus la bir fotoğraf verdi ve yani çok büyük oranda gelecek sezon Fenerbahçe'nin teknik direktörü olacağı gibi bir yani bu fotoğrafın verilmesi de fotoğraftaki genel havada i̇şte o, o, o biraz kafa karıştırıcı onu konuşmak lazım. Neden bu şimdi hani Fenerbahçe de açıklama yaptı bunun üzerine yani bizim tamamen inisiyatifimiz dışında e, yayınlanan bu fotoğraf işte sanki bir anlaşma olmuş algısı yaratmaktadır falan gibi. Hani bu, bu fotoğraf niye yayınlandı kardeşim? Gibi abi bakma da balıkçıda arkadaşlarınla abi bizi bir çeker misin fotoğrafı değil bu ama yani. Benim şeye de çok şaşırdım. Hani siyaset spora nasıl? Portekiz Cumhurbaşkanının ne işi var orada? Muhtemelen e, bir ahbaplıkları var herhalde yani. evet. Şimdi bu tabi nasıl olmuş olabilir? Yani bu Fenerbahçe Ali Koç'un e, bir halkla ilişkiler faaliyeti mi? Yani ben Jorge Jesus'la masaya oturdum. Portekiz Cumhurbaşkanı da oradaydı. Alın kardeşim midir? Yoksa Portekiz Cumhurbaşkanı tarafından mı bu bir şekilde çıktı piyasaya? Ya da Jorge Jesus, baş diğer e, bir takım görüşmeleri var. Bunlar da bir silah olarak kullanmak için Kaldıraca mi? Kaldıraç olarak. Olabilir yani. İşte Brezilya'nın bir takımına gidecek diyorlar, şey olacak diyorlar, bu olacak diyorlar. Bilemiyorum. Şimdi bu neden çıktı bilmiyoruz. Ama bildiğimiz şeyler var. Ee, şimdi Jorge Jesus şu, şöyle bir şimdi bu heyecan yaratıldığı bir şey içinde tabii. Ali Koç Portekiz'e kadar gidip Jorge Jesus'la görüştüyse bu ya bir bakalım ne yapıyordan öte bir durum. Öyle olmalı. Öyle olmalı. Öyle olmalı. Öyle olmadı. Ancak şimdi tabii bildiğimiz şeyler. Şimdi bir gazetede çok heyecanlandı. Bana bir yazı yazdır dedi. Çünkü Fenerbahçeliler heyecanlandı falan çünkü önemli bir hakikaten. Deha diyene ile ilgili daha diye ne hayır değil demem. Ben demem daha diye çok başarılı bir teknik direktör ama diyenler de var ve hani itiraz edilecek bir şey yok. Hakikaten özel özel bir adam. Ee, bu anlamda. Tabi bir sürü şey dolu şey de var. Şimdi bu adam 68 yaşında artık ve bundan sonra şeyi yapmak istiyor artık. Yani elim rahat olsun benim. Türkiye elim rahat de, olduğu. Türkiye'de ha, Elim rahat olduğu bir yerde çalışayım. Diyor ki Brezilya'dan da galiba ayrılma sebebi bu. Yani işte Ekibine verilecek para, e, transfer istediği transfer bütçesi vesaire vesaire. Şimdi Fenerbahçe'nin eli nasıl rahat olacak? Yani şimdi adamın istediği parayı verebilir misin? Onun istediği transfer bütçesini verebilir misin? Bilmiyorum. Yani bir plan vardır herhalde. Bütün bunları versem mi Türkiye'de pek huzurlu olması ha, yok. O, kolay huzur, mı? huzur, elim rahat olsun. Finansal olarak elim rahat olsun. Huzuru seven bir adamdaki herkesle kavga ediyor. Ha. Kavga etmediği kimse yok. O zaman bak Türkiye'de daha... Tabii yani medyaya bir... girişecek. Yani Doğru. ilk basit dobansında kavga çıkacak. Ee, Ali Koç gibi bir karakterle nasıl olacak? Belki Ali Koç tamamen ben dışarı çıkıyorum, burayı bırakıyorum diyecek. Belki hayırlı bir durum olacak. Olabilir. Böyle bir sonuç yaratacaksa. Yani ben burada Çünkü kendi sportif direktörüyle gelecektir muhtemelen. Gel gelirse, böyle bir şey olursa. Fenerbahçe'nin elindeki oyuncu havuzunu kullanacak mı? Çünkü Fenerbahçe hep aynı şeyi söylüyorum ama en önemli durum o. Mayıs'ın sonunda lig bitiyor. Haziran'ın ilk haftasının sonunda Fenerbahçe'nin sezonu açması lazım ikinci bitirirse. Çünkü Temmuz'da Şampiyonlar Ligi var. Ve kapatmayalım abi o zaman. E nerede söyle? Şimdi bu bu kadroyla yapman lazım onu. Ya 2 3 takviyeyle en fazla bu kadroyla yapman lazım. Şimdi bu adam gelip her şeyi değiştirmek isteyebilir. Daha riskli şeyler var. onu onu yapacak kaynak yok abi bir kere. Hem kaynak yok hem zaman yok. Daha riskli bir şeyden bahsediyorum şimdi. En risklisi bu. Ya bu Arda daha benim istediğim seviyede değil. Bunu bir kiraya verin dersen ne yapacaksın? Ya da Ferdi ben kullanmayacağım diyebilir. Bunlar olabilir. Olmayacak şeyler değil. Ya bu İrfan çok 60 dakikalık oyuncu ya ben bununla gidemem derse ne yapacaksın gibi dolu soru işareti var. Bir böyle. E şimdi adam genelde dörtlü oynatıyor ama son dönem bir üçlüye geçişi de var. E Ali Koç direkt televizyona çıkıp bu takım üçlü oynamaz dedi. Pereira'yla ilgili. Yani böyle şeyler çok ters bir adam çünkü. Yani bu adamın çok ters Fenerbahçe Fenerbahçe'yle oynayan Benfica maçlarını hatırlıyorum. Orada da acayip acayip şeyler söylemişti. Ki Fenerbahçe ilk maçta sürüklese etmişti Benfica'yı. Yani dörtlük beşlik olacak maç. Bir e, sıfırda kalmıştı. şimdi bir dolu soru işareti var. Ancak şöyle de bir durum var. Ya yani bu adam hakikaten çok önemli bir teknik direktör. Bu konuda hiçbir şey yok. Yani galiba 2009'dan beri iki puan ortalamasının altına hiç düşmemiş. E şimdi anlatabildim mi? Bu önemli bir şey. Tamam güzel. Bunda hiçbir sakın yok. Fakat bir teknik direktörün özellikle büyük bir dizayn yani küçük taktiksel hamleler veya pragmatik yaklaşmayan daha büyük bir Guardiola gibi diyeyim daha büyük bir dizayn üzerinden çalışan teknik direktör senin verdiğin işte Arda Ferdi örnekleri gibi detaylarda da yani hemen hemen çok köklü değişimler yapmaya çalışan bir teknik direktörün eline bunu yapabileceği imkanları vermezsen o o zaman, zaman istediği, istediği gibi imkanlar bir de yani. Vermezsen o zaman bu onun dehasının kullan yani onun dehasını kullanamazsın ki onu yapamazsın. Öyle. Yani şimdi risk bu. Tabii kullanabilirsin de çok bir anda bambaşka bir dönüşüme girer Fenerbahçe. Elinde finansal olanaklar da vardır belki bilmiyorum. O başka bir mevzu ya olabilir. Belki elin, eldeki kadro bu, çok uyar. Evet olabilir. Bunların hepsi var. Hep bu soru işaretleri var. Hep bu soru işaretleri var. Kolay bir tercih değil. Ee, çok iyi düşünmek lazım. Bir de tabii hani finansal olarak nasıl uyacak? Valla ben açıkçası e, geldiğimiz ekonomik konjüktürde işte e, naklen yayın haklarının düşüşü, e, dövizin hızla fırlaması, kaynak yani kaynak azal, daha düşük kaynakla finanse edilmesi gereken bir yapıda daha pragmatik, daha basit çözümler üretebilen ve daha yani ke, e, yapıyı kendi yapan değil yapıyı uyumlayan ve onu verimlileştiren e, evet. antrenörlerin tercih edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Fenerbahçe ve Jorge Jesus belki istisnai ve özel bir durum olabilir. Ali Koç'un daha büyük grand bir e, makro bir dizayn olabilir ama olabilir. ben açıkçası yani en üst düzey takımları en alt takımları kadar vaziyeti çok iyi halledebilecek insanlara yönelmeli gerektiğini düşünüyorum. Gelecek. yani kısa vadede. Öyle. Öyle. Yani bu tabii şu sonuç şimdi mesela İsmail Kartal iyi gidiyor. Bu da çok imkansız falan gibi. Şimdi burada şey var ya senin dikotomi dediğin şey var ya olacak ya bulacak. Çok önemli bir durum bu. Yani çok büyük bir sıkıntı bizim için. Maalesef. Ee, şimdi bunları söyleyeyim İsmail Kartalcı oluyorsun bir anda. Şimdi İsmail, öyle bir şey yok. Yani şu anda iyi giden bir durum var ve kararın çok zor olduğunu da biliyorum çünkü önümüzdeki sezon İsmail Kartal'la siz sezona başlayabilirsiniz ve iki maç kötü gittiği zaman İsmail Kartal o bildik e, bunalımlarına girebilir. Ve ya geçen sene ne o iyiydi şimdi ne oldu diyebilirsin bu risk var. Ya yani İsmail Kartal bu sezonu böyle geçirdi diye e, önümüzdeki sezon çok iyi olacak garantisi yok elinde. Böyle bir durum yok ama bu, bu sene de bir durum var. Ve asıl önemlisi ilk düşünülmesi gereken iki şey, birisi finansal durum İkincisi takvim çok dar. Yani transferleri tamamla, bilmem ne yap falan diye ancak bunu nasıl yapabilirsin? Yeniden 4 sene önceki duruma dönüp ya biz yeniden kuruyoruz bunu. <laughs> ya şöyle senin söylediğin takvimde hani bırak sezon arasında bir hafta gidip nefes alıp Bodrum'da evet, takvim yapacak tabii zaman tabii. yok Annenin abi. Annenin elini öpecek zaman yok <laughs> Aynen öyle. öyle. Abi bayramda bir memlekete gideydik durumu evet, var yani. Oy, bunlar çok büyük soru işaretleri. Yani zor bir durum. Yani yönetimin içinde bulunduğu durum zor bir durum. Ama tabii en büyük engel finansal engel. Şimdi adam kendisine ve ekibine 10 milyon euro isteyen, 30-40 milyon euroluk bir transfer bütçesi isteyen bir adama bu imkanı veremezsin ki yok öyle bir imkan. Öyle, öyle bir öyle para, bir para yok, yok ya. Yani. Böyle bir para yok. Ben her zaman söylüyorum bu seneden ee, bilançolar ciddi eksi yazacağı için gelecek sezon ki hani zaten azalan gelirlerin üzerinde çok ciddi bir şey baskısı bir banka olacak. banka ödemeleri başlıyor müzeksan. Bu geri ödemeleri <laughs> Öbür tarafta Galatasaray'da gündem seçim, evet. ee, 30 Nisan'da seçim olacak ama seçimden hemen önce e, Galatasaray yönetim kurulu, e, Burak Elmas dışındaki yöneticiler bir dava açtılar. Hı -hı. Bu e, idari ibrazsızlığın iptali davası. Ama Burak Elmas bunun seçimle hiç alakası Yok. olmadığını, seçim hiçbir şekilde etkilemeyeceğini, Yok. sadece ibrazsızlığın dur öyle kalmasını istemediği için yaptı. Normal. Seçimle hiç alakalı değil. 30 Nisan'da normal şartlarda seçim yapacak. Evet. Çıkacak. Tabii şimdi buradaki bence Burak Elmas'ın yaptığında hiçbir yanlışlık yok. Evet öyle yapılmalıydı. Hı -hı. Çünkü sen beni finansal olarak ibra edip idari olarak ibra etmemek diye bir şey bu nedir ben anlamıyorum. Çözebilmiş değilim bu yani. Galatasaray'da bu çok oluyor ama. Oluyor. Çünkü 3 seneye çıktığından beri oluyor. Hı -hı. E şimdi ama tabii şöyle bir sarmal çok mümkün. Şimdi Metin Öztürk de Eşref Amamcıoğlu'nun da e, ben hani Galatasaray'ın şu anda içinde bulunduğu, bunalımdan çıkaracak, elle tutulur bir vaatte bulunduklarını duymadım. Yani Metin Öztürk'ün söyledikleri, Burak Elmas'ın 6 ay önce söylediklerinin benzeri. İşte stat için uluslararası firmalarla görüşmek bilmem ne falan yani. E kim yani? Yani Getiriyordu, Burak Elmas da getiriyordu değil mi? Büyük bir e, havayolu şirketinin e, alacağı söylüyordu. Şimdi reklam yapmayalım. E, olmadı. Ne oldu? Nef kendi çapında hani boş kalmasın diye hakikaten iyi bir para verdi. Çok büyük bir para değil ama hiç olmamasından iyidir. Ve şu anlaşmayı yaptı. O gün bittiğinde birisi geldiğinde ben çıkarım hemen merak etmeyin. Nefis anlaşma. Nefis bir anlaşma. Çünkü yani bu hakikaten yanlış anlamasın. Hani deli Galatasaraylı da bu, olur bu. Başka türlü olmaz. O büyük kulüplerde öyle şeyler oluyor. Öyle oluyor tabii öyle oluyor. Yani Ali Koç'un kendi imkanlarıyla işte Erdem Bey'in kendi imkanları falan herkes kendi ölçüsünde bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yani ben yapmam. <laughs> yapmam yani çoluğumun çocuğumun parasını niye vereyim sana? Halka açık şirketlerde daha da problem o <laughs> Tabii canım. Yani bu çok zaten çok teşekkür edilmesi gereken bir şey. Önemli. Ee, ama şimdi diyor ki ben bulacağım. E kime abi? Ve şimdi Metin Öztürk şimdi burada da hani seçme şey yapmış olmayayım çünkü bence hiç farkları yok. Çok önemli bir durum yok ortada. Bir proje yok ortada laf var bol bol. Yani N Nuri Şahin bizi oyuna getirdi mi dedi. Bizi kullandı dedi. Mesut Özgür. Şimdi Nuri Şahin göreve gelecek falan gibi haberler çıktı ya Galatasaray'da. Abicim sen daha başkan olmadan kendini kullandırıyorsan yanmışız yani. Bir o iki Nuri Şahin hiç şöyle bir karakter değil yani. Ya bir de şey işte o antrenör bile değil daha filan. Allah Allah. Yani şimdi daha şimdiden bu dövüşe girmeye ne gerek var? Yani senin derdin ısınma. <laughs> senin derdin başka şu anda yani. Başka bir derdin var şu anda. Sen tonattan arayacaksın, onun tazminatını vereceksin. Bütün bu oyuncular oyuncular tonattan memnun. Çünkü adamlar çalışma sisteminden memnunlar ve bir şey öğrendiklerini söylüyorlar. E o gidecek başka birisi gelecek. Oyuncular da gene bir de motive. Ya ne oluyor kardeşim diyecek. Niye gidiyor peki? E tutabilir misin? Kamuoyu istemiyor ki. Ama abi herkes çok memnunsa... Oyuncular e, memnun. E tamam herkes çok memnunsa. Ve sen oyunda ve bir birey hem bireysel hem takım olarak belli bir gelişim görüyorsan onu ama... onu kamuoyuna kabul ettirmek Galatasaray kamuoyunu hem taraftarını bence bir taraftarın bir kısmı bekleyelim diyordur. Daha olgun düşünebilen. Ama ama Fatih Terim sonrası orada birilerinin durması kolay değil. Yani bu tamam, bu sıkıntı çekecek. Kolay, kolay tamam Galatasaray. kolay değil. Kolay değil ama şöyle bu yani sen bu yapıya inanıyorsan, oyuncuların inandığını görüyorsan da senin onun önüne kalkan olman bir bunu Makul bir hale getirip bu gelecek reaksiyonu göğsüne senin asıl işlevin değil mi? Öyle. İyi yöneticilik bazen hiçbir şey yapmamaktır abi. Ya bozmamaktır. Ha bu torrent çok iyidir falan demiyorum. De Ama demiyorum. sen bir yıl sonrasında başka bir şey görebile görebiliyorsan bekleyeceksin. Ya onu örneği sürekli veriyorum senin de takımın olduğu için. Arteta'yı tutar mıydın ya ilk 10 hafta sonrasında? <laughs> Mümkün mü böyle bir şey yani? Ama adam tuttu yani. Çünkü başka bir vizyon. Bizde o olamıyor. Hiçbirimizde olamıyor. Ya yani biz bizde yok. Biz bu kaos. gelip bir şey yapmamız lazım mutlaka. Halbuki arada, iyi yazıyor. Bazen söyleme, hiç dokunmamaktır. Ya yani başta mesela Ali Koç'la ilgili çok konuşuyoruz da ama bütün herkeste de söylem şey değil mi? Uzun vadeli düşüneceğiz. Ee, öte yandan ligimizdeki e... <laughs> saçmalıklar da devam ediyor. Ve şey geri dönüşüm politikası sürüyor. Ee, ya biz bu konuda çok konuştuk, çok uzatmayacağım. Ee, Sabri Çelik'in MHK'de e gö göreve gelmesinden sonra Cüneyt Çakır da e, geri döndü ve bu hafta evet. sonu Antalya Spor, Kayseri Spor maçında görev yaptı. Ee, bu karar niye alındı? Bu hakemler niye yapıldı? Niye? Sonra tekrar niye geri döndü? Abi İnanılmaz. Yani ve bir tek Cüneyt Çakır'a tek... maç verildi. Evet. E, iki ter, galiba bir. iki yani, daha önce ihracenin iki hakem de alt ligde galiba maç yönetti. Yani ya bunu, Hı. onu şey yapmamı bilmiyorum. Ama abi yani şimdi ülkedeki tuhaflıklar birçok alanda o kadar fazla ki artık gülüp geçiyoruz da böyle saçmalık olur mu abi? Olmaz. Şimdi bunun yaratabileceği sorunlar konusunda önceden uyarırken ben e, bana kızdılar, küfür ettiler. E, Altay ay dün açıklama yaptı işte. Şimdi bak bu işleri böyle bırakamazsın ortada. Çözmen gerekir. Şimdi bugün sabah radyoda sevgili Aygün'ün programında, Aygün programında bir İzmir'den bir İzleyici bağlanmış ve dinleyici bağlanmış. Şöyle bir şey söyledi. Bak şimdi ülkenin geldiği duruma bak. Eleştirmiyorum söyleyeni. Söylenir çünkü benim de aklıma gelir. Normal. Bence diyor bu hakemler diyor çok büyük bir günah işlemişti diyor. Ama o kadar büyük ve her şeyi etkileyecek bir şeydi ki diyor açıklayamadılar diyor. Dolayısıyla diyor geri çağırdılar hepsini diyor. Şimdi siz sen işi ortada bırakırsan böyle hiçbir şey koymazsan ortaya, sebep koymazsan ya yani bu kadar devasa bir darbeyi hiçbir sebep olmadan yaparsan ki yapan da özellikle oraya onun için getirildiği belli. Çünkü 16 yıl önce bir yıl iki yıl hakemlik yapmış ondan sonra yok ortada. Sonra hiçbir merkez hakem kurul başkanına yaptıramadığın işi adamı getirip yaptırıp sonra da yolluyorsun. Yani yaptığı şey bu. Şimdi insanlar bunları konuşur. Yani eğer sen bunları açıklamazsan ya yani Cüneyt Çakır'ın gitme sebebi budur. Derdi, o gün, şimdi o gün de şey diyorlar. Cüneyt Çakır'ı niye savunuyorsunuz kardeşim? Çok kötü maç yönetiyor. Ya kötü maç olabilir. Ben adamı savunmuyorum ki. Diyorum ki böyle bir adamı sen dışarıda bırakıyorsan buna bir sebep koymak zorundasın. Yani rasyonel ikna eden bir sebep koyman lazım. Sebep koymadan olmazmış. Abicim her tür hükmün sonunda şey yok mudur? Açıklaması yok mudur ya? Niye? Niye kardeşim yani? Yaş diyor. Daha yaşlılar. Şimdi bak ne oldu biliyor musun? Cüneyt Çakır bu ıı, operasyon yapıldığında Cüneyt Çakır'ın önündeki hakem aplikasyonunda hakemlerin bir aplikasyonları var uluslararası hakemlerin. Siz her gün antrenmanınızı yapıyorsunuz. E, kolunuzdaki saatteki bilgiler işte ne sıklıkla yapmışsın falan oraya otomatik yükleniyor. Sen oraya o gün işte bir mazeretin varsa onu yazıyorsun. Bunu Deniz Çoban yazdı esasında yazısını okuyabilirsiniz. E, mazeretini yazıyorsun. Bugün yapamadım çünkü böyle bir şey vardı. Şöyle çalışıyorum. İşte maçta maç raporları, ligden maç raporları onlar da takip ediyorlar vesaire. Bu doğrultuda o aplikasyonda o programın içinde UEFA'da da sana şunu veriyor önümüzdeki bir ay için. Hazır ol şu tarihlerde maçın olacak. Tamam mı? Maçın adı yazmıyor. Zaten maçların çoğu belli olmuyor. Ama bu tarih aralığında senin maçın olacak. Cüneyt Çakır'a bu operasyon yapıldığında Cüneyt Çakır'ın sezon sonuna kadar Avrupa'da dört tane maçı vardı. Bir e, Dünya Kupası playoff'u maçı. Bir e, Europa League çeyrek finali. Bir Şampiyonlar Ligi yarı finali bu Anladım. bir maçta. Bir Anladım, maçta. Anladığım kadarıyla bayağı önemsiz maçlar. Önemsiz maçlar. Biz ha, sıradan maçlar. Sen de çalıştın. Bu operasyon yapıldı. Federasyona soruldu ve bu maçların dördü de alındı. Cüneyt Çakır. Şimdi Cüneyt Çakır geri döndü. Adamın dört maçı gitti. Şampiyonlar yarı finali. Şimdi adamın Şampiyonlar finali de veremiyorlar. Çünkü daha önce yönetti. Ki UEFA'nın ee, sistemi odur. Bir, bir defa verir, iki defa vermez. Şimdi bir dedikodu çıktı. Şampiyonlar gibi finali verecekler diye. Şimdi böyle olursa ya tarihte ilk defa yani son dönemde ilk defa şampiyonlar gibi ikinci kez alırsa bu Türk hakemliğine küfür etmek. Yani sizin yapacağınız işi demek yani. Kusura bakmayın. E şimdi bunu niye dedirtiyorsun abi? Abi dedirtene kadar niye böyle bir şey yapıyorsun ya? İlk ilk başta söylediğim şey Türk futbol tarihinin en görkemli kariyerine abi hak yani şey de bir taraftan yani diyorsun ya işte biraz evvel e, radyoya bağlanan kişilerimiz, büyük bir günah şeyde. Sen böyle bir lekeyi böyle bir kariyerin üzerine nasıl sürersin? Ya bu adama niye böyle bir şey diyorsun diyemem evet. ki ben. Ben de taraftar olsam öyle baksam öyle düşünürüm yani. Sen ne yapıyorsun? Niye yapıyorsun? Nasıl diyorsun? Tam bir rezerv. Bu arada Altay'ın açıklamasından bahsetti. Evet yani lig tescil edilmemelidir diyorlar. E, düşenler bunu söyleyecek. Tabii ki. Yani siz hem böyle açıklar bırakırsan o gün de bunun altını çizmeye çalışıyordum ben. Şimdi Trabzon'un sporlar dediler ki işte bak bize ya ben ne diyeyim? Kardeşim hakemi atıyorsun dışarı. Dünyanın bir, dünyanın üç, beş hakeminden birini atıyorsun. Buradan problem çıkar. Önden size söylüyorum yani. Bundan çıkar problem. E çıkıyor işte. Yoksa hani. Şöyle düşünelim abi bugün mesela dünyanın en ünlü hakemlerinden biri kim? Almanya'da İngiliz. Kim o? Felix Brich. Felix, Felix bir anda federasyon tarafından hiçbir açıklama yapılmadan evet. şey alınsa... Sen dışarıdan ne düşünürsün? Buradan ne düşünürüz biz abi? Öyle diyor, ona bakacaksın. Ya Yoksa ben, iki ihtimal düşünüyorum. Bizim hangi takımı tuttuğumuzla alakalı bir şey Ben iki ihtimal düşünüyorum abi. Bir, ciddi bir bireysel veya ailevi sağlık Kısım sorunu olsa. var. Bunu açıklamak istemiyor. O yüzden sessiz sedasız kenara alınıyor. Federasyon da onu ona şey olarak kalkın evet. olarak bir şey yapıyor. Ya da çok büyük bir günah işledi. Federasyon bunu şimdi göne, çıkarmak istemiyor. Onu eledi. Zamanı gelince yazın vesaire bu konunun detayları ortaya çıkacak. Yani i̇kisinden bir İyi niyetli veya kötü niyetli bunu Ama bir evet. şey söyle lazım. Yani ben sonuç itibariyle bu federasyon... Ha bu arada tek hakem olursa bu. 15 tane, tane hakem olursa... Kesin kötü bir şey. Burada abi. rezillik var derim. Şimdi ya. Dolayısıyla burada kızmanız gereken federasyonun ta kendisi yöneticileri MHK'si. Bu işi buraya nasıl getirirsiniz siz ya? Yani sen Türk futbolunun üzerinde nasıl bu sezona niye böyle bir leke atmaya çalışıyorsun? Anlatabildim mi? Yani sen yapıyorsun onu. Bizzat futbolu yöneten yapıyor bunu. Bunu niye yapıyorsunuz kardeşim? Ve elinizde hiçbir veri yok. Yani burada bu ligin tescil edilmemesi gerektirecek hiçbir hiçbir günah da yok ortada. Yok. Yani varsa söyleyin. Varsa söyleyin. Yoksa da e niye sen bu sezon birinci olanın, ikinci olanın, üçüncü olanın, beşinci olanın başarısına gölge düşürüyorsun? Sezon bu arada yaptıkları saçmalıklar sezona sıçıyor. Fakat futbolun geneline ya böyle tuhaf saçmalık olur mu abi? Valla sanki Hı. bilerek yapıyorlar. Yani bizatihi toplum burada birbirine girsin diye. Kaos çıksın diye bilerek yapsan bu kadarını yapamazsın bak. Ay, Açık söyleyeyim yani. Bak hem organizasyona hem kulüplere hem de bireylere zarar vermeyi aynı anda başararak Hakkın önemli bir... Ve başarılara. Evet. Ve başarılara. ben benle Aptal'ın defansına gelelim efendim. Tyson Fury muazzam bir maçta, gerçekten çok görkemli bir maçtı. Wembley'de 94 bin seyircinin önünde A.S. Box ünvanını korudu. Ve, ve knockout'la. Ve knockout'la. Maçı seyretti mi bilmiyorum. Yok Maçı seyredemedim. Son, Sonunu görsen. Gerçi yani e, şey, özet bir şey seyrettim ama yani seyretmedi mi? Şöyle 6. round'a kadar sü, sürdü ama yani Fury çok üstündü zaten. Ve e, en son işte White knockout etti ayağa kalktı. Hakem işte bakıyor hani kendine geldi diye Boksörler der ya iyiyim iyiyim hani devam edeceğim diye. <laughs> <laughs> şey, iyiyim iyiyim diyor sonra abi yavaş yavaş böyle evet, pis gibi eğilmeye başladı böyle gördüm, tamam mı? Gördüm. Adam, hakem de şimdi devasa güzel bir adam. fotoğrafı da var onun. Çok güzel. Devasa adam hakem büyük bir gayret tutmuş ama zor tutuyor ayakta. Ee, neyse hani geçmiş olsun i̇şte, diyelim ama de. Ama spor mu olur be abi? E, abi sonuçta yani tabi olarak birbirini yumrukluyorsun yani ama <laughs> e, Fury de e, çok değerli bir çünkü Arset Box şampiyonları arasında hani isimleri çok hatırlanan e, kariyerleri derin isimler olur. F, emekli olacak. Emeklilik kararında ısrar ettiğini açıkladı. Yani emekli bırakmayacağım dedi ama e, görkemli bir veda oldu tekrar. Evet. E, ya tabii e, şeyle zirvede bırakmak diye buna denir. Evet. Tabii Deontae Wilder'la olan maçları çok dikkat çekiyordu. Wilder de belki de boks tarihinin en ilginç boksörlerinden biri. Yani temel teknik olarak işte boks fundamental olarak falan çok sınırlı ama yani tarihin gördüğü en acayip yumruğa sahip yani. Hani şey gibi yani bir, tane, bir, bir elinde balyozla Balyoz. dalmış gibi sahaya. E, onu ama üç kere alt etmeyi başardı. ve buradan e, yerel ligler yavaş yavaş sonuçlanıyor. Hani hiç kimse için sürpriz olmayan bir şekilde Fransa ve Almanya'da yani, e, Lig 1'de ve e, Bundesliga'da şampiyonlar e, tescil edildi. Bayern 10. defa üst üste şampiyon oldu. Geçen gün bir tablo vardı. Evet, da evet 200 200 puan fark etmiş değil mi Dortmund'a? 10 sene abi 10 sene şimdi tamam Bayern'in organizasyonu da imkanlarını da her şeyini de biliyoruz. Sen de hep söylüyorsun yani herkes de biliyor. Dortmund en büyük rakibin en iyi oyuncuları. Tamam. Buraya kadar ben ona hep onları hep şey demiyorum. İsrail basketbol ligi Maccabi'ye yani diğerlerin herkesin de üzerine. Fakat abi 10 sene boyunca çünkü bir sürü problem çıkabilir. Tamam mı? Her şey yolunda gitmek için her şey var ama sizin için de problemler de çıkabilir. 10 sene boyunca şampiyon 2.45 puan ortalaması yakalamışlar ya. Ve Bundesliga gibi bir organizasyonda yani. Evet. Yani benim için asıl ilginç olan ben bir Bundesliga severim yani seyrediyorum imkan kaldıkça. Çünkü zaman dolu oluyor genelde. Bütün Türkiye Ligi maçlarını izliyoruz. Daha sonra geniş özetlerini ya da hızlandırarak izliyorum. Yani seviyorum ben. Yani. Ortamını seviyorum, oyununu seviyorum, temposu, her şeyini çok seviyorum. Özellikle tribünlerde olduktan sonra her şey çok hoş. Ee, yani tribünlerde oldu tabii 20 yıla yakın oldu. Çünkü bir ara bomboş stantlar almaya hatırlarsın. 2006'dan sonra doldu. Abi her sene yani sonunu bildiğim bir filmi başından yeniden aynı zevkle izleyebiliyorum. Çok yani bunu da yaptırıyorlar. Yani olan şüphelileri her başında sürekli başından izlemek gibi. Şey daha iyi değil mi bence anlayacak? Biliyorsun Monte Cristo çok güzel bir hikaye. Evet. çok da uyarlaması vardır. Bin, ben 20 tane çok güzel ezel, ezel örneği. Hani 20 tane çok güzel oyuncu ama her biri birbirinden keyifidir, iyi çekildiği sürece öyle oluyor. Çok evet. enteresan. Hep şunu bekliyorsun. Acaba bir klop daha geliyor mu? Yani birisi alt edecek mi? Evet. Ama tabii bir süre sonra onu da alıyor. Yani anlatabildim evet. mi? Yani Nagelsmann'ı da evet. hani en yakın <laughs> tehdidi de hemen aldığı gibi onu da yapıyorlar. Bu çok ilginç bir durum. Yani 10 sene sürekli kazan bir takım, yani hangi ligde mesela Premier lüktte 10 sene üstte sizi kazansa ben aynı heyecanla takip etmem. Almanya bunu yapıyor. Çok ilginç o biraz organizasyondaki hani şampiyonluk veya hiç konseptinden çıkardığın zaman işte oyuncu gelişimleri, teknik direktör çıkışları, yerel organizasyonlar, kulüp organizasyonları sana tabii ki herkes kazanmak ve şampiyon olmak istiyor evet. ama onun tek amaç ve tek tatmin edici sonuç olmadığı değil, ortamı değil, yaratmak değil. önemli. Değil. O konuda Amerikan sporları çok başarılı. Almanya'da güzel bir taklit. Hı, -hı. Yani o anlamda. Şundan şimdi mesela ee, Kickoff vardı o çevrelerin Alman ligi magazin programı şahane bir program. Yani zaman zaman belli konuları da alıyor inanılmaz İngilizce yani e, YouTube'dan izleyebilirsiniz yani mutlak takip edin. Kendi Bundesliga magazin programları yayıncıda olan e, bir mi? ben bütün şeyleri birbirine karıştırdım bir ne mi? Bundesliga. Hangi, neyi nerede mi de şey yapamıyorum. Orada yayınlanan o magazin programı çok iyi çok iyi bir sosyal medya uygul şeyleri var ekipleri var. Şimdi bütün bunlara bakıyorum. Türkiye Ligi. Var mı bir magazin programı? Televizyon bitti değil mi? <laughs> Hayır ama yani böyle futbolun, oyunun magazini. Anlatabildim <laughs> mi? Böyle eğlenceli, orada tribün, iki tane taraftarla gerçek bir muhabbet. Şey değil yani. Ee, bizim yaptığımız gibi değil. O da güzel. Yapan arkadaşları tebrik ediyorum. Çok çalışıyorlar çünkü ama böyle dünya çapında bir işten bahsediyorum. Böyle hap gibi işte bir maçın gerçek iç yüzü. Müthiş bir tempoda ya. Bir oyun, herhangi bir oyuncunun futbol dışı özel bir merakının detaylandırılması. Ya da bir hani bir şakalar, bilmem neler hani bir. Abi öyle öyle bir satıyorlar ya. Bizim mesela Süper Lig'in e, Twitter hesabı yok ya. Sattılar Twitter'ı. <laughs> Şey... <laughs> ne yapacak kapat? Facebook'u silecekmiş galiba. Öyle şeyler var. Bayağı atıyor da Elon Musk zaten yüksek perdeden konuşmayı sever. Ama çok güzel şeyler yapabilir. Vallahi söylüyordu bakalım şeydir. Bu arada Paris Saint Germain de Lig 1'de 10. şampiyonluğunu kazandı. Messi ilk Fransa Hı. Ligi şampiyonu. Ama tabii ilk... hiçbir anlamı yok. Evet. Yani on, onlar için şey gerçekten hiçbir anlamı yok. Manchester Manchester United'da yeni teknik direktör Erik Ten Hag oldu eee Fan Halen arkasından göreve gelen ikinci Hollandalı olacak. Ajax'ta 2017'den beri çok başarılı bir dönem geçirmişti. Ama ben United'ın başında kimi getirirsen getir gittiği tartışma oluyor. Yani Ferguson'dan sonraki yaşanan değişimlerden sonra Ten Hag'la ilgili de farklı görüşler var. Tabii ki Guardiola eski beraber çalıştığı teknik direktörü çok sitayişle bahsetmiş ama Bayern'de beraber. Çalışmış. Evet, Bayern'de beraber, evet, Bayern beraber çalışmışlardı. Ama United cephesinde çok memnun olmayan, homurdanan şeyler de var. Eski de var. Ya. ya onlar çok normal. Bence. Şimdi Club Klopp Liverpool'a gelirken şöyle demiştim. Bataklığa gitti yazık keşke derli toplu bir yere gitseydi diye. <laughs> Orada yanıldım. O kaliptus. Ayağı, ayağı kaldırdı yani. Kuruttu evet o kaliptus ağacı gibi. Ee, kuruttu orayı. Şimdi Tenag için aynı şeyi söyleyeceğim. Bataklığa gitti keşke daha derli toplu bir yere gitseydi. Daha şey büyük avantajı abi. Liverpool'da da o vardı. Manchester'da da o var. Amerikalı takım sahibine sahip olmak... Evet. Eğer bir doğru, de dibi görmüş olmak eğer doğru şeyleri yaparsam buna izin verir o takım sahipler yani finansal olarak da izin verir idari olarak da izin verir ee, işte pek çok başka bu arada bütün Amerikalılar da aynı değil, ben hani büyük spor yapılarını yönetenlerden bahsediyorum. Ee, sen doğru planı koyarsan onu uygulayabilmen için sana alanı bırakır. Hı -hı. Gene sen yaparsın yapacağını ama en azından sana engel olup ya da işte belli şeyleri dayatmaz yani çıkıp ya üçlü savunma yapalım falan demezler. Ya. Demezler, onlar demezler ama Ryan nasıl olacak? Evet. Yani şimdi Ryan de değişik bir kişilik. Yani bir takımın hakikaten başkanı olmak istiyor aslında, istediği şey o. Biraz öyle olacak galiba. Bakalım nasıl yürütecekler işi. O önemli bir de ciddi bir kadro yenilemesi olacak. 8-10 oyuncunun gelmesinden bahsediliyor. Abi bu arada tabii United başarısızlıkları konuşuyor. United 2 senedir yani Liverpool'dan City'den fazla transfer yapıyor bir Ama sonuç ya, evet, yapıyor. yansımıyor. Yani para yatırılıyor aslında Yatırıyor. oyuncu da anlıyor da. Yani şey gibi de değil. Arsenal hani düşe geçtiği dönemde yani transfer yapmıyordu yani sonuçta. Yapmıyordu. Için. Parası vardı ama yapmıyordu. Hı. Doğru bu arada Premier Lig demişken geçtiğimiz hafta Liverpool Liverpool derbisinde Everton'ı yendi. Şimdi bunda bir sakınca yok. Yani 2-0. Yani i̇ki iki takımın durumları da göz durumla önünde. Everton düşmemeyi evet. oynuyor. İki takım Liverpool'un korkunç formunda. Fakat maçı izlediğin zaman abi bu iki takım aynı seviye aynı, aynı organizasyon değil aynı, aynı, aynı organizasyonla mı mücadele ediyorsun? Abi bir, e, ilk, yarı, ilk yarı boyunca 32 pas yapabilmiş Everton ya. Abi kaleciye verdiğin geri aldığın topları falan çıkarırsan hani şöyle herhangi bir olumluya dönüşen yani artı değer yaratan pas sayısı 5 falan herhalde ilk yarı boyunca. Benim Everton'a karşı şey böyle özel bir hissim yoktur ama içim acıdı. Evet. Acıdı yani hakikaten içim acıdı yani insan üzülüyor böyle şeylerle karşı karşıya kalınca. Bir de tabii şey var değil mi? Alanın istatistiği var. Alanın istatistiği çok acayip. Maç boyunca 22 kere topla buluşuyor. 5 pas denemesi yapıyor. Biri isabetli o da santra buluşuyor. Ee, Chelsea'nin satış... Bu arada Sen, Chelsea... Sana teklif geldi mi? Bana gelmedi abi. Ha? <laughs> Biz 3-5 girelim mi? <gülüyor> <gülüyor> yani Henüz yani %3 <laughs> değil 10 milyondur 3'lük bir bütçem var benim. Ya abi. Öyle işte yani... 3-5 bir şey işte. Yok gelmedi. <laughs> Bu arada Chelsea'nin bu bütün bu süreçten şey organize yani futbol takımı bazında derli toplu çıkması yani doğru düzgün o çünkü futbol takımının da çökmesi mümkün Futbol takımı gayet rayına girmiş durumda gayet iyi futbol oynuyor. Fakat satış için... Ama arkada ne dönüyor acaba bilmiyoruz ki. Yani bir taraftan hani işte şey oldu şunu yapamıyorsunuz onu satamıyorsun bunu satamıyorsunlar çıktı dükkanlar kapandı bir ara falan evet. oldu. Ama şimdi arkadan nasıl bir anlaşma dönüyor onu bilmiyorsun. Ben burada bir e, şeffaflık olduğunu çok düşünmüyorum. Ben yani. düşünmüyorum. Artı şöyle. Doğal olarak için elinden alınsa da bu kulübün değerini kaybetmesini istemezler. Tabii. Yeni alacak kişiye de çok büyük zarar görmüş bir tabii. Ürün vermek istemiyorlar, satış evet. düzgün olsun diye. Tabi bir sürü talibi çıkıyor. Amerikalılar klasik. Tabii ki işte e, şey, e, Ortadoğu sermayesi, Uzakdoğu sermayesi de çok, çok iyi gösteriyor ama Amerikalar bu tip organizasyonlarda hem kapital olarak da hem de istek olarak da çok daha ön plandalar. Ama değişik konsorsiyumlar çıkıyor. Son dönemde bir de e, mesela Liverpool'da örneğinde de görmüştük. Bu tip spor yönetim holdingleri ve takım sahipleri belli oyuncularla işbirliği yaparak onların PR'ından, sadece finansal kaynaktan çok özel, cazip kılmak, hem kulübü cazip kılmak, kulübün değerini o kişileri ortak ederek artırmak Liverpool'da işte LeBron James örneği var. Bir sürü mesela NBA'de de şey Amerika'da da Amerika için kulüp satışlarında da öyle oldu. Durant'ler falan. En son işte Minnesota Timberwolves bir NBA takımını büyük bir beyzbol efsanesi. Alex Rodriguez hmm. ortaklığı aldı. Bunlar çok artmaya başladı. Son dönemde de Sir Martin Broughton'un bir araya getirdiği finansal grup Lewis Hamilton ve Serena Williams gibi yani kendi sporlarında Güzel. efsane ötesi efsaneleri bir araya alarak bir on yani ciddi bir teklifte bulunmuş Chelsea'yi satın almak için. Ama Chelsea ile ilgili işte, talip sayısı çok fazla. Dediğimiz gibi işte Amerikalılar acayip devrede işte LA Dodgers'ın beyzbol takımının sahibi Todd Boehly Boston Celtics grubunun sahibi olan e ekipten küçük ortak olan Vic büyük ortak Stephen Paulka e buraya almak istiyor. Amerikalılar çok ciddi şekilde değişik konsorsiyumlarla peşindeler Chelsea'nin. Eyva eyvah. eyvah. İyini Amerika zaten Premier iyi ama Amerikan kapısına getirdiler. Organizasyonlar getirdiler şimdi takımları da tek tek sahipleniyorlar iyini. Şimdi burada şey var tabii şimdi Barcelona, Real Madrid, Juventus falan panik. Tabii. Ya bir önce şu işi halledelim de biz dağıtalım kendimizi oraya diyorlar. Çünkü ekonomik olarak Amerikalıların yaklaşımının ne kadar büyük, sportif açıdan bir sürü sorunu olabilir. Onları savunmuyorum. İş çok, çok büyütecek. Ama iş çok büyütecek ama yani kaynak, temel kaynak ne abi? Para. Evet. O parayı arttırdığın işte, zaman. Ama bir yerde abi. toplayacaksın işte. Santralizm e. olacak. Neoliberalizm böyle bir şey abi. E Tabii yani bak iki sene, ben on sene falan diyordum. iki sene sonra Premier naklen yayın değeri Türkiye'de Süper Lig'e geçecek. İki üç sene içinde yani. Oraya gidiyor iş. Yaklaştı şu anda zaten. Çok yakın. <laughs> evet. Ve Premier... orada gerçek bir değer var. Evet. Yani Premier Lig'i e, şeye çıkardığınız zaman, ihaleye çıkardığın zaman insanlar yarışıyorlar. Burada Türkiye'de. Süper Lig'de bir şey olmadı. <laughs> ee, bu arada e, Amerikan takım sahiplerinden bahsetmişken NBA'de playoff'lar da devam ediyor. İlk turda e, iki takım seriyi geçti. Boston Celtics yani sezon öncesi şampiyonluk favorisi olan Brooklyn Netsiz 4 0la süpürdü. İnanılmaz en çok seni en çok şaşırtan eşleşme bu mu? Valla ben şöyle çok şaşırmadım. Ben zaten en seri öncesi e, Amerikan mutfakta tahminlerde 4-1 Boston'ın beklenenden çok daha kolay geçecek diye düşünüyordum. Ama benim beklediğimden de şu. Daha doğrusu Kevin Durant beklediğimden çok daha pasif kaldı. Boston Hı -hı. savunması onu çıkıyor yıprattığı gibi psikolojik olarak da ilk defa bu kadar düştüğünü gördüm. En şaşırtan ne? Pelicans mı? Ee, Pelicans şu ana kadar. Dün gerçi Phoenix net bir galibiyet aldı. 3-2'ye getirdi ama iki, yani ben o seride Pelicans'ın maç kazanmasını kolay kolay 4-0 hani bir ihtimal 4-1 olur diyordum. 2-2'ye getirdiler ki bu çok değerli. Hani iki abi ana rotasyonda 3 çaylak oynatıyorsun ki ikisi ciddi oynuyor ve e, New savunmasının temeli bu iki çaylak. Hmm. Abi Chris Paul gibi yılların efsanesini falan bunalttılar. En son tekme attı Chris Paul şeye Alvaro'da. Yani hayattan bezdirdiler. İkisi de çok acayip işler yapıyor. Brandon Ingram zaten çok önemli bir seviyede. Beni en çok şaşırdı. Şaşırtan değil ama beklentinin en dışına çıkan eşleşme oldu. Doncic'in dönmesi güzel oldu. Utah dağılıyor gibi. Dün de Miami'de tur atladı. İlk yani 8 eşleşmeden 2 tanesinin geçenler belli oldu. da Miami geçti. Yarından itibaren bu gece de işte muhtemelen Milwaukee çok rahat geçecektir. 3-1 önde. Golden State'le geçer herhalde. Yani Golden State Milwaukee'de geliyor. Yavaş yavaş e, çember daralıyor ve e, aslında e, New Orleans tur geçemeyecek ama bir sürpriz yaptı. Beklenen iyi durumda olan takımlar biraz da tabii sakatlık da her zaman olduğu gibi etkiliyor. İyi durumda olan takımlar turları yavaş yavaş atlıyor ama ben kişi olarak biraz daha bekliyor olsam da pek çok kişi çok şaşırttı. 4-0 abi ne olursa olsun. Yani tamam Brooklyn belki sezon başındaki vaatlerini çok dolduramadı. Sezon içinde James Harden falan ayrıldı ama sezonda şampiyonun bir numaralısı olarak favorisi olarak giriyorsun. Playoff'a gelirken de o kadar iyi değil ama çok tehlikeli, çok özel takım diyorsun. Ritme girer diye bekliyorsun, bekliyorsun. çünkü bu takımlar yani play-off'ta... Tamam bastın iyi durumda ama onlarda da Robert Williams sakattı mesela. 4-0 yani. 4-0 nedir yani? 4-0 çok ekstra yani. Ee, bu arada yeri gelmişken söyleyeyim, sezon başında ben mesela şey Brooklyn'e katılıyordum. Benim için de bir numaralı şampiyonluk favorisiydi Brooklyn. Lakers'da diğer büyük şampiyonluk favorisi. Ben Lakers'e o kadar çok katılmıyordum ama onların da belli bir seviyenin üzerinde olacağım düşünüyorum. Abi biri ilk turda elendi, biri play-off'a giremedi. <laughs> Ve haftanın krallarına geçelim efendim King'le. Ve e, NBA'den iki haberle, iki tane kralla başlayalım. Jean Morant son dönemin en heyecan veren oyuncusu. Yılın en çok gelişme kaydının oyuncusu oldu. Yani adam süper yıldızlıksında. Yani ligin en iyi oyuncusu unvanı için önümüzdeki yıllarda yarışacağını gösteriyor ama yılın en çok gelişme kaydının oyuncu oldu. Abi bir kere görsel olarak yani her hafta bir tane akıllara durgunluk veren hareket yapıyor. Dün gecede bir tane... Ya yılın smacını yaptı. Öyle böyle bir şey ya. Böyle bir atletizm olamaz ya. Benim en sevdiğim oy bu zaten. Oylama. Gelişme kaydeden sporcu. Ee, Dar Dön dönüşümleri seviyorum yani. Ee, Darius Garland ve ikinci ve üçüncü oldular. Dejan ikinci, Darius Garland üçüncü oldu. Yılın çaylağı ödülünde bu arada ben gayet katılıyorum. Ben Miles Bridges'ı da çok beğeniyordum ama bu üçlüye hiç itirazım yok. Yılın çaylağına katılıyor musun? ya şöyle benim için de ilk üç Scottie Barnes, Evan Wobley ve Kate Cunningham'da ama, Onu ben yerleri de ben Evan, bir numaralı olması gerektiğini düşünüyorum. Bu biraz evet. şeyden oldu. Sezonun son bir ayında sakatlandı Evan hmm. Ee, bunu hep e, daha devam, önce de... Devamlılık önemli tabii. Sezonun son bölümü çok daha dikkat çekiyor. Evet. Daha yakın olduğu için o deneyim. Ee, orada biraz daha Scottie Barnes. Scottie Barnes da sezona çok iyi başlayıp hafif düşmüş. Tekrar toparlanmıştı. Da o daha etkileyici gözüktü. Yani hak etmedi diyemem ama ben Evan Mobley'nin biraz daha büyük fark yarattığını düşünüyordum. O, o, tip seçimlerde yani uzun uzun bir dönem oynamayan sporcuyu dahil etmek biraz zorlaşıyor. O kadar yani bu... mesela benim Süper Ligteki Karmama Crespo girebilir. Son 5 hafta oynamayacağı için ne olacak bilmiyorum yani. Ben genelde şey yapıyorum abi özellikle son dönemde NBA'de maç sayısı çok arttı ve oyuncular dinlendirildiği için artık kimse 82 maç oynamıyor zaten. Dediğin doğru son, sona doğru ne olduğu önemli. Ve şey yapıyorum ben %60'ın altında oynadıysa yani 50 maçın altında oynadıysa benim için artık yani kategori dış. 60, yani %60 ile %80 az yani 50 ile 66 maç oynadıysa ona bir eksi puan yazıyorum yani sezonda ciddi anlamda %80'in üzerinde oynadıysa o zaman da tam sezon oynamış kabul ediyorum Özellikle. ben şahsen. Evet. Ha sonda oynamamış olması benim için bir şey yani değil. Büyük aralıklar şey oluyor, Doğru. problem oluyor. Özellikle sondaysa. Hele ki takımın performansına kilit maçlarına evet. etki ettiyse. Ee, haftanın bir başka kralı da Max Verstappen, e, Imola Grand Prix'sinde ya fırtına gibi esti. Yani Grand şey diyorlar, diyorsun. Pol pozisyon, en hızlı tur ve yarış kazandığın zaman Grand şermin. Grand Slam'in üstü var işte. Sprint yarışını da kazandı çünkü. Bir hafta sonundan alınabilecek maksimum puan aldı. Şu ana kadar ilk üç yarışın ikisinde yarışçı kaldığı için hani ciddi bir puan farkı ama 34 puan birden alarak bir anda bu şampiyon yarışının içine girdi. Iı, ama şer... bunu, bunu söylüyordun zaten. Tabii tabii. Yani Lök, Lök, Löklerle birlikte bu sezonun hani sürükleyecekleri belli. bu hafta sonunda da Imola'da da Red Bull'un daha iyi olduğu kesindi zaten. Hı. Sprint yarışında da gördük. Yalnız Lökler bir hata yaptı. Bunu hep konuşuyoruz. İşler kötü giderken zararı minimize etmeniz gerekir. Hı -hı. İyi giderken de maksimize etmeniz gerekir. Lökler bunu daha önce dile getirdiği halde bu sezon araba çok iyi. Ben hata yapmamdan sürersem ekstra bir şeyler yapmaya çalışma çalışmama gerek yok demişti. Ama tutamıyor kendini. Fakat aynı abi şimdi pilot da tutamaz <laughs> kolay. Hani belki bir Max Verstappen kadar ma deli değil ama o da tutamıyor abi. Üçüncülükle yetinmedi. Yarışta üçüncü çok rahat olabilirdi. İkinciliği zorlayabileceğini düşündü. Sergio Perez geçebileceğini düşündü. Fakat zorlarken bir yerde hata yaptı ve geriye düştü. Ancak altıncı sırada bitirebildi. Yani resmen kucağındaki kaç, dört mü altı puanı bırakmak zorunda kaldı. Ee, Dimyatik Dim yani oldu. Aynen öyle. E, bu arada Ferştepen aynı zamanda e, çok e, prestijli Loris ödülleri nasıl okunuyor? Loris. Loris okunuyor. Loris. Loris. Ödüllerinde yılın erkek sporcusu seçildi. Ee, geçti 2022 için. Kadınlarda da Tokyo'da 100-200 4x100 üçlemesini yapan e, Elaine Thompson Hera kazandı e, bu ödülü. Çok prestijli bu yılın ödülünü. E, bir Formula 1 pilotu ve bir atlete gitti ödüller. Yeni dönem demiştik. Yeni dönemin yıldızlarını sen de çok seviyorsun. Acaba kapı tamamen açıldı mı diye düşünüyoruz tabii artık. Artık yavaş yavaş bırakıyorlar onları gördük yani evet. bütün masters'ları gençler kazanıyor ama Carlos Alcaraz Rio ve Mayim'inlerden Barcelona'da da kazandı. Şimdi acaba şey olacak mı diye düşünüyorum ben de. Ee, bir jenerasyon atlayıp başka bir jenerasyon mu hakim olacak? Bu şeyleri e, medvedev'leri falan geçip şey mi diyorsun? Mi acaba. Medvedevleri geçip olabilir. Olmayan şey değil çünkü zaman zaman oluyor. Tabii tabii, tabii. Çünkü çitayı en te e, yeterince yukarı koymazsan alttakiler gelip geçerler geldi, ya. Aynen. E, ve ilk 10 sıra, ATP'de ilk ona giren en genç e, tenisçi unvanına ortak oluyor Alcaraz. Alcaraz e... galiba bilmiyorum tabii sen daha iyi takip ediyorsun muhtemelen ama yani böyle en genç yaşından itibaren hani bizde bile bilinen e, tabii, tabii. ilk sporcu olabilir. Aynen. Yani federer falan da bilinirdi ama belki iletişim bu kadar yüksek olmadığı için biz hani daha böyle yukarıda kafayı gösterdiğinde onlardan haberdar olduk. Haberdar olduk. Ama Alkaraz neredeyse 13-14 yaşından beri biliniyor. Aynen öyle. Yani süper yıldız geliyor geliyor. Geliyor deniyor. Evet. Zaman zaman işte onları pek hep söylüyoruz ya sporcuların gelişimi her zaman lineer olmayabiliyor. Olmuyor tabii. Onu dolduramıyorlar ama Alkaraz dolduradı. Ama bazı sporcu da hemen belli ediyor kendisini. Sürekli bu Arda ile ilgili söylüyoruz ya bunu. Öyle bir olgunluk görüyorsun ki o yaşta. Hı, hı. Aa diyorsun yani bu adamın geliştireceği çok az şey var. Ve profesyonellik abi. Tabii. Yani ne kadar iyi profesyonel olduğunu gördüğün zaman abi bu en azından potansiyeline ulaşır diyorsun. Hı hı. Bu arada Arda Dortmund çok ciddi ilgileniyor. Hı hı. Ee, yani yüksek bir paradan da bahsediliyor. Tabii ben hani Türkiye piyasası ya şimdi Arda kendini böyle İspanya'da falan göstermiş, Arjantin'de göstermiş olsa 30 40 hemen atarlar yani. Tabii, tabii. Ama Türkiye piyasası o kadar güvenilmez ki o anlamda. Yani gelecek oyuncu ne olacak, ne bitecek filan. Bir de hani Türkiye sayılmaz ama Emre Murallı'ların da 10 milyon içeri girmişler. Gerçi sattılar sonra para kazanırlar oradan. Ee, evet. Fenerbahçe için kolay olmayacak. Ee, son dönemde de belki de son dönem derken herhalde bu Serena Williams'ın e, devamlılığı düştüğünden beri diyelim. E, kadınlar tenisinde çok ciddi bir e, referans noktası eksikliği var. Evet. Şimdi Barty de bıraktı. Ama hani bu oyuncu öyle bir çıta koyar ki Başarı standart çok yüksek. Şimdi sürekli değiştiği için şampiyonlar o çıtayı çok belirleyemiyorsun. Ve şampiyon olan tenisçiye de abi e, çok yüksek bir standart koydu demek zorlaşıyordu. Ama son dönemde Siviatek bunu yapıyor gibi galiba. Üst ee, üste 23. maçını kazandı. Üst ee, üste bu sezonki dördüncü şampiyonunu kazandı. Ve açıkçası çok ciddi bir çıta koymuş durumda Siviatek son dönemde dünyanın bir numarası tenisçisi olarak. Yani diğer bir numara bırakması da bir tuhaf oldu ama... Evet tabii canım. Yani o, o gerçek bir dominasyondu. Evet. Bakalım ama Siviyatik'te e, çok acayip bir standart koymuş durumda kadınlar tenisine şu anda. Efendim King of Cheers hesabına sizden gelen soruları yanıtlamaya çalışalım. Alperen Ustabaş sormuş. e sporda bulunan loser bracket formatı geleneksel sporlara uygulanabilir mi? o anda formsuzluktan sakatlanma ve şansından dolayı yenilen bir takım tekrar şans eldebisi ilginç ve güzel olmaz mıydı? Bu loser bracket çift eliminasyon denen sistem efendim. Herhangi bir turnuvada yenilen takımlar bir ikinci turnuva oynuyorlar. Her yenilen alttaki ikinci turnuvaya düşüyor ve tekrar finale kadar geliyorlar. Yani finali bütün maçlarını kazanan ve açıkçası aşağı ve aşağıdaki ikinci turnuvayı kazanan arasında oynanıyor. şey şeyde teniste var lucky loser. Lucky loser var. Bu e çok fazla Yalnız bunun şöyle bir çok çok mantıklı bir sistem. Çok daha adaletli, çok daha sağlıklı. Bunlar hiçbir şey söylenemez. Çünkü atıyorum mesela Chelsea Real Madrid e elendi değil mi? Hı -hı. Ve hani çok kişi Chelsea'nin turu Şimdi Chelsea aşağı düşüyor. Diğer elenenler de oynuyor. Ondan sonra işte bu turda elenenler bir daha geliyor. En sonunda diyelim ki atıyorum Liverpool şey oldu. Herkesi yendi geçti. Sonra işte aşağı düşenlerden işte mesela Chelsea mesela City'ye eliyor tekrar. Chelsea bir daha final oynayabiliyor oynayabilecek durumda. Öyle olsa ne olur biliyor musun? Her sene Real kazanır. <gülüyor> 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 çünkü Real'in bir turnuvadan iki dakika elenmesi mümkün değil yani. Ş şöyle bir sorun var. Bunu e-sporda çok kolay uygulayabiliyorsunuz. Çünkü müsabaka yapmak çok kolay. Diğer tarafta zaten artan müsabaka sayısını iki, ya yani neredeyse yüzde yetmiş falan artırmak demek o. E, lojistik olarak imkan Çok daha sağlıklı olduğuna katılıyorum. Çok daha iyi olacağına katılıyorum. Ama o kadar fazla müsabaka yapamazsınız. E, bak, ama belki orta vadede en azından takım sayısını azaltıp müsabaka sayısını daha sağlıklı getirmek mümkün olabilir. Ama bizde genelde takım sayısını artırmaya daha çok yöneliyorlar. Mesela Dünya Kupası 48 takıma çıkıyor çünkü çok daha fazla yerde izlensin diye. E, maç sayısını artırıp e, takım sayısını belki azaltmakla mümkün olabilir bu. Liglerde özellikle bu mantıklı. Hı -hı. E, Şahap Köse sormuş. Belli pozisyonlarda hakeme itiraz eden sporcuların bile bile gerçeğin aksini şiddete savunmasının sebebi nedir? Çok bariz olayların televizyonda göründüğünün farkında değiller mi? E, kültür. Hiç başka hiçbir cevabı yok bunun. Öğrenilir, öğrenilen bir şey bu. Sinen bir şey. İnsanın içine sinen bir şey ve dışarıdan gelenin de hemen öğrendiği bir şey. İspanyol basketbolcular, İspanya Ligi basketbolcuları e, Bizim lig de öyle yani bir adam geliyor Brezilya'dan, Almanya'dan. Üçüncü hafta anlıyor ki bunu böyle yapmak zorunda. Çünkü neden? Bir, hakemin üzerine baskı kurduğun zaman bu senin için büyük avantaja dönüşüyor. Ve baskı kurmazsan da e, hakem rakibe yardımcı oluyor. En kötü tarafı o biliyor musun? Sen normal davrandığın zaman dezavantaj dezavantaj duruma düşüyorsun. Böyle bir şey olmaz. Aynı da. şey gibi. Yani üç şeritli bir yol birden e, iki şeride düşer ya. Bilirsin iki şeride düşecek. Herkes de bilir. İşareti de vardır ve dolayısıyla iki şeride gitmen gerekir bir süre sonra. Hmm. Sen oraya sığmadın. Hayır üçüncü şeridi zorlayıp böyle oradan girmeye çalışan vardır ya. Sen bunu yapmazsın ama birileri yapacak diye bir iki yaptı E ben de yapayım diye gidersin. Bu tamamen böyle. Yani kuralların falan hiç önemi olmadığı bir kültürün doğal yansıması. Tabii ki biliyorlar ama o bir silah. Bazen de bu biraz daha şey küçük bir grup daha minör bir grup ama maçın adrenalinin içinde Bazen farkında olmuyorsun bazen. Yani, yani hiç günah işleme... Yani mesela basketbolda çok oluyor işte. Eline vurmadığını düşünüyor falan. Hakikaten ben biliyorum bazı oyuncuların. He öyle kötü niyeti yoktur. Hani o heyecan içinde hakikaten yapmadığını zannediyor. Ama yaptığının farkında olmaya da biliyorlar. Bu daha ama azınlık bir grup yani. Evet. Onu da söyleyelim. Newton sormuş. Spor tarihinde gizliliğini halen koruyan hangi olayın ilk yüzünü öğrenmek isterdiniz? 90'larda İngiltere. 2000'lerde e, de İspanya'daki doping neydi, nasıldı? 90'larda İngiltere'de şunu net olarak oyuncular söylüyorlar. Ee, yerler şırınga doluydu. Ee, 2000'lerde de biliyorsun işte bisiklette çıktı vesaire sonra onun futbola da sirayet edeceği düşünülürken bir anda dondu iş. Ya gerçek bir araştırması onun altı çok fena da. Tabii ben de Michael Jordan'ın 93'te em niye emekli olduğunun altının yani babası Hı -hı. öldürüldükten evet. sonra annen emekli oldu. Hep şeyden işte Bayis mafyası onu spordan uzaklaştırdı. Çünkü bahis dengelerini çok bozduğu belli borçları olduğu için. Evet, denir ama bu bir söylenti. Ee, sebebi tam olarak neydi? Bunu çok bilmek isterdim açıkçası. Diyelim ve Egehan Kaman'a sor sorusuna gelelim. Yakamoz e, S245 dizisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Seyretmedim henüz. Ben iki bölüm seyrettim. Ama önceki yani uyarlandığı uçaklı olanı <laughs> izlemiştim <mi>? o güzeldi. <laughs> bu arada konuşmadık. Uysalları beğendim. Aa beğendim yani. İyi. Sonunu yani sonuna kadar gayet güzel gittim. Okey. Sorun yok. Vallahi ben iki bölüm seyrettim henüz. Ee, şöyle söyleyeyim, Intud'unla yani ben uyarlamaya hiç karşı değilim bu arada. Yani hmm. aynı. Binlerce Ama bu uyarlama uyarlam değil. Devir alındı yani. Evet devir alındı. Yani tekrar çekime de hiç problem değil hmm. benim için. Konu güzel, ilginç bir konu. Fakat şöyle bir problem var. Ben çok beğenemedim. Şu yüzden söyleyeceğim. Kötü kötü demiyorum ama beğenememi, sebebini söylüyorum. Bir böyle bir konuyu tekrar işlemek benim ilk dizi de çok önemli değil. Yani The izlemem izlememde. Böyle bir dizi için diyalogların çok kuvvetli olması lazım. Çok kapalı bir alanda, çok gergin bir ortamda hmm. o gerginliği sadece ortamla, sinematografiyle değil Özel yani oyunculuk bunun içinde bir parçası ama diyalogların kalitesi çok önemlidir. Gerçekten çok kaliteli diyalog yazılması gerekir. O konuda iyi iş, maalesef çok iyi iş çıkarttığını düşünmüyorum. Tamam. Ee, eski. Seyredeyim şey. haftaya da ben... Sadece ederim. iki bölüm seyrettim hani o yüzden de çok kesin yargı vermeyeyim ama orada biraz küçük ayak kırıklığına uğradım efendim. Ee, biz bir soru soracağız. Geçen hafta sorumuza doğru yanıt veren izleyicimiz Bartu Dirican bizden bir trefoil e, beyzbol şapkası kazandı. Bu kez de bir kişiye bir Mercedes şapkası veriyoruz. 2002 Leros ödülleri, spor ödüllerinde yılın erkek sporcusu seçilen Max Verstappen'den önce tarihte bu ödüle layık görülen diğer 3 Formula 1 pilotu kimdir? 3 formül 1 pilotu bu ödülü aldı efendim. Bunlar kimlerdir diye soralım. Bu videonun altındaki yorumlar bölümüne bir eking etiketiyle doğru yanıt veren bir kişiye jürimiz Mercedes şapkası hediye edecek. Haftanın organizasyonlarına geçelim efendim. NBA playoffları devam ediyor. Bu hafta sonu Tabii ki hangi maçların kalacağını bilmiyoruz ama eğer kalırsa 7. maçları uzayacak. bir Memphis Minnesota serisi olabilir, belki Phoenix serisi olabilir. Onların 7. maçları olacak, onları kaçırmamızı tavsiye ederim. 7. maçın heyecanı her zaman başkadır. Onun dışında biraz evvel bahsetmiştik, yarın akşam Efes'in inşallah Final Four yolcusu olduğu maçı izleyeceğiz. Belgrad'da bu sene inşallah Efes vizeyi alacak yarın efendim 20-30'da. E, hafta sonu Trabzonspor'un belki de şampiyonu kutlamasını izleyeceğiz. Yani. E, Antalya Spor'u evinde oynuyor. Çok kuvvetli muhtemelen. Hatta yani Fenerbahçe'nin bir puan kaybı durumunda Cuma günü zaten maça çıkmadan şampiyon olacaklar. E, ama kendi evlerinde sonuçta bir şampiyonluk maçına çıkıyorlar. Yani O maçı çıkarken ilan ederler mi? O maçtan sonra ilan etmiş olup olmaması önemli değil. Acayip, acayip bir bilet talebi var. Büyük bir şenlik var. Yani dünyanın her yerinden e, Trabzon'lar şehir akıyor büyük bir şenlik ve büyük bir e, festival olacak efendim cumartesi günü Trabzon'da. E, Lig 1'de şampiyon belirlendi ama ikincilik önemli. E, ikincilik çok önemli ve her zaman e, büyük bir mücadele Marsi e, Marsilya Lyon. Yani belki de en iyi, en büyük maç. Yani Saint-Germain Marsilya denir ama bence Lyon Marsilya daha köklü bir gelenek. E, son 5 yılı çıkarırsan zaten çok, uzun evet. süre onlardı yani yani Marsilya'nın çıkışından sonra Lyon'un uzun süre domine etmesinden ee, geleneksel olarak da daha büyük bir rekabet ve teniste de Madrid açık. Şimdi Madrid başlıyor ya. sezon, değil mi? Evet. Ben, ben öyle geliyor. Madrid'le başlıyor gibi geliyor bana. Toprak sim diyorsun. Evet. Yani orada hani Madrid, Roma tamam hadi hazırız. Eee haftanın fotoğrafı da efendim bizimkilerden, bizimkiler derken Arsenal'den <laughs> e, resmi sayfada dün, bugün ve sonsuza dek diye işte iki efsane Bergkamp ve Thierry Henry yeni yıldız adayları Smith Rowe ve Saka ile bir beraber resim ver, e, kare vermişler. Tabi Arsenal'in son büyük dönemi diyelim domine ettiği dönem ve Premier Lig'de başrol olduğu dönem işte Henry Berkanf dönemi 2000'lerin ortası. Yani bence Arsenal tarihinin en parlak dönemi. Muhtemelen çok büyük ihtimalle yani. Ee, oyunun dönüşümüyle birlikte evet. yani savunmacı sıkıcı bir takımdan şenlikli bir takıma dönüşmeleri... Çok acayip diyor. Ya. Yani işte bunların yanı sıra işte Pressler, Jungbergler, Overmarslar falan o dönüş. Ben, Bergkamp bile benim tarihte en sevdiğim futbolcu olduğu için e, yani Smith Rowe ve Saka'nın üzerine çok bence biraz ağır bir e, şey yüklemişler. Biraz da tabii işte sarışın ve siyahi evet, olduğu için evet. hani onlar da bir benzerlik var. Ama hafta sonu Saka iyiydi ya. Yok e, çok Potansiyon. önemli bir çıkış gösteriyorlar. E, Arsenal'de tekrar geliyoruz tekrar oralara geleceğiz mesajı vermek istedim. Çok güzel bir fotoğraf efendim. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.